Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle 4 yapraklı yonca kitap ayracı çalışacağız. Ayracımızı çok kolay, hemen 10 dakikada çalışabilirsiniz. Şöyle bakalım, ortadan başlıyoruz. Yoncalarımızı ördükten sonra zincirimizde dilediğimiz uzunluğu ayarlayıp ucuna da minik bir yaprak çalışması yapıp yoncamızı tamamlıyoruz. 2,5 numaralı tığ kullandım ve herhangi şöyle az kalan bir iple bile bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, çalışmamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abonelik tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olarak beni yorumlarınızla, beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 4 tane zincir çekerek ayracımızı örmeye başlıyoruz. Birinci düğümümü attım. Bunu zincirden saymıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 defa tığımın başını doluyorum. Birinci zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum ve ikişer ikişer örmeye başlıyorum. Önce ikisini, sonra diğer ikisini, sonra diğer iki ilmeğimi. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. Önce 2, sonra diğer 2 ve sonra diğer 2. Üçüncü ve son kez örüyorum. 2, 2, 2. Zincirimizle birlikte 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum ve yoncamın ilk yaprağını bu şekilde örmüş oluyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 4 zincirimizle başladık. Trabzanlarımızı ördük. Tekrar 4 zincirle aynı yere indik. 5 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci yaprağımız için yeniden 1, 2, 3 ve 4. 2 defa doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. İkişer ikişer yine örüyorum. 1, 2 doladım. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 doladım. 4 oldu. 1, 2, 3, 4 zincirimle aynı yere giriyorum. İkinci yonca yaprağımı da bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4 tane daha ördüm. Tığımın başını 2 defa doladım. Yuvaya giriyorum. Aynı işlemlerimi tekrar ediyorum. Her seferinde 2 defa doluyorum. Giriyorum. 4 olduğu zaman 1, 2, 3, 4 yuvaya giriyorum. Ve yeniden 4. ve son yaprağımı örmek için 4 zincirimi çekiyorum. 2 defa dolayıp yine aynı işlemlerimi tekrar ediyorum. Dördüncü ve son yaprağım için 4 zincirimi çekiyorum ve bu şekilde 4 yapraklı yoncamızın temel zeminini hazırladık. Şöyle görelim. 5'er tane trabzanımız var her bir yaprağımızda. 3 trabzan ortada, bir zincir sonda, bir zincir de başta olmak üzere 5'e tamamladık. Şimdi İlk zincirden çekerek başlamıştık. Ondan tekrar üst katı için örmeye başlıyorum. Başlangıçtaki çekmiş olduğum zincirlerden her birine bir katını alarak, bakın bir katını şöyle alıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. İkinciye giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Üçüncüye giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve tepedeyim, bakınız. Şu en aşağıya giremediğimiz için 3 tane yeterli oldu. Şöyle şuradaki ipimi de çekiyorum. Evet. Tepe noktasına gelerek batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. İkinci şuradaki görmüş olduğumuz trabzanın üzerine tığımın başını doluyorum. Batıyorum, bakınız ikinci trabzanın üzerine. 1, ve 2 defa örüyorum. Birinci zincirimi örmüştüm, ikinci trabzan. Aynı yere girerek toplamda 5 tane ikili trabzanımı bu noktaya örüyorum. 3 4 ve 5 tane trabzanımı bu noktaya ördüm. Sonrasında üçüncüye bakınız. Ortadaki şu üçüncüye gelerek, yani hemen yanındakine sıkı iğnemle batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Dördüncü trabzanımın üzerine yine 5 tane trabzanımı örüyorum. Bir ikili olarak. 2 bir dolayıp 2 defa da alıyorum. 3 4 ve 5 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 5.'nin üzerine gelerek 5. trabzanımın üzerine geliyorum ve batıyorum. Sonrasında bakınız battım mı kaydırdım. Diğer zincirlerimi yine battım, kaydırıyorum. Araya girip tek katını alıp kaydırıyorum. Ve diğer zincirime geçiyorum. Yine kaydırarak yukarıya kadar çıkıyorum. İlmeklerimi hepsini kaydırıyorum. En üste çıktım. Tığımın başını doladım. İkincinin olduğu yere 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 tane trabzanımı ördüm. 3. trabzanımın tepesine gelerek sık iğnemi yapıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak 4. trabzan üzerine giriyorum. 5 tane ikili trabzanımı bu noktaya da örüyorum. 2 3 4 ve 5. trabzanıma batıyorum. Tepe noktasına ilmeğimi kaydırıyorum. Ve sonrasında birer birer tıpkı bir önceki yaprakta olduğu gibi zincirimin tek katını alarak aşağıya iniyorum. Diğer zincirime geçtim. Diğer yapraklarımı da aynı işlemlerin tekrarıyla tamamlıyorum. Yoncamızın 4 yaprağının 4'ünü de örerek tamamladım. En son kaydırma işlemimi yaptım ve son kaydırmamdan sonra tam ortaya girip şu şekilde tekrar bağlanıyorum ve yuvanın tam orta yerinden, bakınız tam orta yerinden girip şu şekilde sıkıştırıp bağlıyorum ve başlıyorum zincirimi çekmeye. Aradaki istediğimiz uzunluğu, yani ayıracak koyacağımız kısmın uzunluğunu bu zincirimizde ayarlıyoruz. Hangi uzunlukta istersek ona göre zincirimizi çekiyoruz. Yaprağımız tamamlandı. Şimdi sadece zincirlerimi çekerek hem uç kısmını öreceğim hem de ara uzunluğu bu zincirimle belirleyeceğiz. Kitaplarımızın arasına olacak kadar orta boy bir kitaba zincirimi çektim. Birkaç tane daha çekmek istiyorum. Evet, zincirimi bu şekilde çektim. Yaklaşık 25 santim kadar ve sonrasında uç kısmına da minik bir yaprak çalışması istiyorum. Son zincirimin hemen yanına bir tane sık iğne ile batıyorum. Yanına yine bir sık iğne. Bir sonrakine başını doluyorum. Bir defa da çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir defa da çekiyorum. Yaprak yapıyorum bakınız buraya da. Bir defa doluyorum. 1 ve 2. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Aynı yere 3. kez ikili trabzanımı örüyorum. 3 trabzanımızı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Tek seferde yanındakine batarak örüyorum. Bir sonrakini yine Diğer zincir yuvasına başını doladım. Tek seferde çektim. Şimdi karşısına geçiyorum. Tığımın başını doladım. Karşıya geçtim. 1. Diğer 2 defa, 1 defa da çektiğim trabzanımın karşısına battım. Tek seferde çektim. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan örmüştüm. Aynı noktaya yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Üçüncüyü de ördüm. Sonrasında 2 tane ayrı ayrı, bakınız, noktalara battığımız, başını dolayıp tek seferde çektiğimiz trabzanlarımızı da tam karşısına örüyorum. Sonrasında birer birer sık iğnem vardı. Onu örüyorum. Uç noktaya geldim. Tam tepe noktasına bir defa batıyorum. Şöyle. Ve ilmeğimi kaydırarak yukarıya doğru çıkışımı yapıyorum. Her birisine bir defa batıp ilmeğimi kaydırarak yaprağımı tamamlıyorum. Her bir trabzanımızı bir defa örelim. Yaprağım tamamlandı. Zincirimin bulunduğu noktadayım. Şimdi zincirime gelerek batıyorum. Kaydırıyorum. Zincirimize batıp kaydıralım. Bütün zincirimizde aynı işlemimizi, yani kaydırmamızı yaparak yoncamıza doğru ilerleyelim. Her bir zincirime giriyorum. Kaydırıyorum. Giriyorum. Kaydırıyorum. Şu yaprağımın şıklığını görüyorum. Devam edelim. Zincirlerimizi kaydırarak ördüm. Bakın. Şimdi çiçeğimizin, yani yoncamızın hemen yanı başındayız. En son zincirime de giriyorum. Kaydırıyorum. Birleştirme noktasındaki bölümümüze. Ve sonra arkasını çeviriyorum. Arkasından şöyle ilmeğimin bulunduğu yere giriyorum. Bir tane de buraya kaydırıp düğümümü atıyorum. Ve yoncamı burada tamamlamış oluyorum. Arkaya kilitledim. Şöyle görelim. Arkaya bakınız. Önden hiçbir şekilde herhangi bir fazlalık ya da kabartı yok. Sonrasında bu ipimizi ardına şöyle geriden alarak geriden giriyorum. Bakın, gizliyorum. Altlarından ilmeklerimizi geçiriyorum bu ipimizi. Sonrasında keserek fazla olan ipimi temizliyorum. Ve ayracım kullanılmaya hazır hale geliyor. Görelim, gayet zarif, kibar bir ayraç çalışması oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve kitaplarınızı okurken el emeği, göz nurlarınızı sevdiğiniz kitaplarınızla birlikte kullanırsınız. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.